Evet, yeniden merhaba. Bana bazı sorular geliyor. İşte TUS'a nasıl çalışalım gibi. Şimdi ben TUS konusu benim için çok çok eskide kalmış bir konu. Dolayısıyla kendimi bir TUS uzmanı olarak görmüyorum. Bir kere baştan şunu söyleyeyim. Bu konuda bir şey söylersem yanlış olur. Ama naçizane birkaç öneride bulunabilirim. TUS'un büyük bir baskı olduğunu farkındayım. Öğrenciyken TUS'a girenler, mecbur hizmetteyken TUS'a girenler, hastanede çalışırken TUS'a girenler, nöbet tutarken TUS'a girenler, bir sürü gruplar var. İş giderek daha da zorlaşıyor, doğru. Fakat şöyle bir gerçek var. Bu giderek bir içinden çıkılmaz bir kısır döngü ve aynı zamanda bir umutsuzluk kaynağı oluyor. Onun için de üzülüyorum. Bir parça bu kanalın kurulmasında bu tür bir kaygı da vardı. Yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Fakat TUS'a yönelik tamamıyla soru bazında inceleme yapıp bakın burada bu soru çıkmış falan gibi bir şeyler şu anda yapamıyorum. Belki ileride yapabilirim. Bunu uzun vadeli planlarımın içerisine koydum. Peki TUS'a nasıl çalışalım? Şimdi ben TUS'a çalışanların bloglarını takip ediyorum. Aynı zamanda yurt dışında USMLE'ye girenleri takip ediyorum. Tabii USMLE oldukça zor bir sınav düşünün. Yani 8 saatlik bir sınav, 420 soru, 7 bölümden oluşuyor. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Dolayısıyla bir de o interaktif multilayer çok katmanlı sorular var. Yani bir paragraf altında 2-3 soru. Yani eğer o paragraftan bir şey çıkartamadıysanız arka arkaya 2-3 soru gidiyor. İşte kalbin üzerinde bir yere odağa tıklıyorsunuz, üfürüm dinletiyor. İşte ne olabilir, ayrıcı tanı nedir falan gibilerinden böyle detaylı şeyler var. Fakat unutmayın ki TUS sorularını teknik olarak hazırlayanlar da bu USMLE sorularına bakıyorlar. Yani profesyonel olarak hazırlananların da tıp fakültelerinde de hocalardan bir takım sorular isteniyor. Sonra bu soruların üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş yani USMLE tarzı sorular da çıkabilir gibi geliyor bana. Peki nasıl çalışalım? Bir kere şöyle bir şey var. Panmanyak değilseniz ki ben panmanyak değilim. Panmanyaklık nedir? Panmanyaklık hani normalde sınava 3 ay varken son 5 günde çalışmak panmanyaklıktır. Tıp fakültesinde bu konuda çok başarılı arkadaşlarımız vardı. 400 sayfa notu 5 günde gece gündüz okuyarak hatta taksiden inerken bile sınava giderken yolda son sayfaları okurlar ve orijinal not sahibinden daha yüksek puan alırlardı. Ama bunların oranı %1-2'yi geçmez. Dolayısıyla ben standart çalışan bir insanım. Erkenden önceden çalışıp son dakikayı bırakıp panik olmama gibi bir kaygım vardı. O yüzden kendimce bir TUS hazırlığı yapmıştım. Bu yaklaşık bir yıllık bir döneme içermişti ve mecbur hizmetteydim. Avantajı vardı, dezavantajı vardı ama genel prensiplere baktığım zaman bugün USMLE'ye hazırlananlarda, TUS'a hazırlananlarda benzer noktalar olduğunu görebiliyorum. Haddime düşmeyerek size birkaç öneride bulunacağım. Birincisi, verba volente scripta monet. Söz uçar yazı kalır. Her zaman için ben kendi notumdan çalıştım. Kitaplardan not çıkardım, derslerdeki notları aldım, başkalarının notlarını aldım. Fakat orijinal olarak kendi notum olmasını istedim. Çünkü romantik bir bağı var. Hem de hafıza hatırlama açısından önemli. Kendi yazınıza daha aşinasınız. Dolayısıyla orada unuttuğunuz yerleri de işaretleyip renkli kalemlerle vesaire istediğiniz atraksiyonu yapabilirsiniz. O yüzden esas olan not. Herkesin kendi notu olması esas. Başkasının notundan ben pek çalışamadım. Peki ne yaptım? Elimde zaten herkesin ham notları var. Okey, buraya kadar bir sıkıntı yok. Ben kendime bir dönemsel kurgu yaptım. Şöyle dönemsel kurgu. Yıl 6 ay akşamları sadece, gündüz mesai vardı zaten, akşamları notlarımı revize ettim. Yani notlarımın esas kitaplardan çıkardığım notlar, sağdan soldan alan notların hepsini bir aynen kitabın içindekiler bölümüne uygun şekilde anatomiden başlayarak teker teker düzenledim. Bu yaklaşık 6 ay kadar sürdü. Tabii çok efektif olmasa bile sonuçta ben 6 aylık dönemi sonucunda bunu bitirdim. Sonra ikinci 6 aylık dönemleri de kendi içinde böldüm. İkinci 6 ayın başlarında yaklaşık 3 aylık bir dönem içerisinde sırf sadece bunları okudum. Yani okudum göz hafızası. Okurken de baştan başlayıp sona kadar gidip sonra tekrar başa gelip yani her sayfadan sonra başa gidip okuyarak aralıklı bölümler halinde tekrar baştan başlayarak böyle bir tekrar söz konusu oldu. Buna biliyorsunuz tekrar diyorlar ama gerçekten hani öğrenilme açısından faydalı mı bilmiyorum. Ama bir göz hafızanızın yerleşmesi ve tanıdık bir notla karşı karşıya kalmanız açısından bu önemli.
Ve ben bunu işte bir tekrar, iki tekrar, üç tekrar sadece okuyorum. Başka bir şey yok. Ve 9. ayın sonunu bitirdikten sonra bu sefer neye geldi? 10 ve 11. aylara geldi. Ve 10-11. aylarda bu sefer tamamıyla işi gücü yavaş yavaş bırakmaya başlayarak İngilizlerin bir favori, solid consistency, yani tam bir devamlılık moduna giriyorsunuz. Ve kendi beyninizi devamlı sık uyaranlarla, ya bu işi halletmem lazım, çalışacağım, yapacağım diye kendi kendinize koşulluyorsunuz. Ve bu sefer ne oldu? Daha erken eve gidip işte 6.30-7'den itibaren çalışmaya başlayıp işte 5 saate, 6 saate çok fazla geç kalmadan devam ettim. Ve sabahları erken kalktığın zaman 6-7 arası bir saat daha ekstra bir şeyler okumaya başladım. Böyle yavaş yavaş tempoyu arttırmaya başladık. Ve bunun tempoyu arttırdıktan sonra geldik son 2 aya. Son 2 ayın içerisinde bir kere bütün sınavlarda, üniversite milliye çalışanlarda da gördüm. Yaklaşık 4 ila 6 haftalık bir tamamıyla kendine adanmış bir periyottan bahsediyorlar. Yani bende de ne kadar oldu? Yaklaşık 4 hafta kadar oldu. Hem izin aldım hem rapor aldım. Yanımda çalışan arkadaş sınava girmeyecekti. O açıdan rahattım. Dolayısıyla ne yaptım? İşte bu son 6 hafta, bir aylık dönem içerisinde tamamıyla bir yatılı okul prensibi içerisinde sabah erken kalkıp 1-2 saat ders çalışma, sabah, öğle, akşam yemekleri ve ondan sonra akşam da 11-12'ye kadar çalışma. Ama toplam yani böyle 8 saat uyuyup 16 saat çalışma falan böyle bir şey söz konusu değildi. Yani yaklaşık 12-14 saat arası bir ders çalışması durumu söz konusuydu. Ve ben siklik olarak yani 40-45 dakikalık bir ders, 15 dakika mola, aynen o tarzda çalıştım. Ve bu sefer kendi kendime bunları tekrar ettim, anlattım. Bu şekilde devam ettik. Bu çok önemli. Ve sınava yaklaşık 4-5 gün kalaya kadar bu devam etti. 3 gün öncesinden itibaren tüm çalışmayı bıraktım. Hiçbir zaman dönüp notlarıma dahi de bakmadım. Bu kafa karışıklığına sebep olan ve sık yapılan hatalardan bir tanesi. Sınavda da şöyle bir uygulama, hala üniversite sınavından gelen bir alışkanlık vardı. Soruları her zaman okudum. Yani bu soruyu yapamam, edemem falan diye atlamak falan böyle bir şey söz konusu değil. Çok sık yapılan hatalardan bir tanesi bu. Yapabileceğiniz soruları da kaçırırsınız. Bunun haricinde dediğim gibi kendini adama döneminin şöyle bir özelliği var. Tabii o zaman böyle Twitter'lar, Instagram'lar falan hiçbir şey söz konusu değildi. Bu sefer ise dikkat dağıtabilecek inanılmaz şeyler var. Dolayısıyla biz arkadaşlarımızla mecbur hizmette öyle sık görüşme söz konusu değildi. Telefonla arada bir görüşüyorduk ve dedik ki sınavdan sonra görüşürüz. Kız arkadaşınız olur, erkek arkadaşınız olabilir. Ona diyeceksiniz ki ben bu halde görüşüp de sınavda başarısız olup vakit kaybettiğimde birbirimizi suçlayıp mutsuz duruma gelmemizin pek bir imkanı yok. Onun için ne yapalım? Biz oturup birbirimizi motive edecek şekilde görüşelim ama yavaş yavaş kendi içerisimize kapanalım ve ders çalışalım. Bu dönemde hani Twitter, Instagram'a falan girerseniz biliyorum çok sayıda tıp fakültesi öğrencisi var. Asistan var, Instagram fenomenleri var, şunlar var, bunlar bunlar var. Ama bu konuda tamamıyla kendinizi izole edip koşullandırmanız gerekiyor. Spor yapmadım. Sadece bazen çok sıkıldığım zaman dışarı çıkıp yürüyüş yaptım. Dediğim gibi ben kendi kendimi tamamıyla o koşula ayarlamıştım. Ve bu şekilde de başarılı oldum. Çok da yüksek bir puan almıştım. Ve mutlu oldum. Ve ondan sonraki bu sınavı kazanıp iyi bir puan alıp ondan sonraki rahatlama dönemi hayatınızın en büyük ödüllerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu konuda size çok belki önemli şeyler söylemedim ama bu arada bir şeyi unuttum. Hani sorular hikayesi. Sorular hikayesi bence önemli. Ben bu 10 ve 11. aylık programımda tekrarları bitirdikten sonra önce konuyla ilgili soruları çözdüm. Ondan sonra tekrar çalıştım. Bunun şöyle bir faydası oldu. Bir kere boş bölgeleri anlamış oluyorsunuz. Nerede hatırlayamadığınızı biliyorsunuz. Hangi konulara dikkat edeceğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla her yapamadığım soru benim için iyi bir şeydi aslında. Böylelikle kafamda hangi konuların boş olduğunu gördüm. Her konuya eşit ağırlıkta çalıştık. Çünkü burada bir eleme sınavı söz konusu olduğu için bundan çıkmaz diyenler deyip oradan çok az soru gelir diyenler işte aradaki asıl puan farkını bunlar açıyor. Dolayısıyla her konuya hakkınca çalışmakta fayda var. Onu da siz karar vereceksiniz. Asla moralinizi bozmayın. Kendinize inanırsanız, yani klişe bir laf ama bu işi başarırsınız. Doğru bir laf. O yüzden dediğim gibi belki videolarla size bir parça katkıda bulunmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur.
Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.